Zeytinliklerinde madenciliğe açılmasına karşı tepkiler sürüyor. Zeytinime dokunma diyenler bir kez daha İstanbul, İzmir, Manisa ve Aydın'da ayaktaydı. Zeytinde, madende değerlidir. Ölmez ağacı zeytini ranta teslim etmeyeceğiz diyenler yurdun dört bir yanında ayaktaydı. Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına izin veren değişikliği protesto ettiler. Zeytin alanlarının ranta açılmasına karşı çıkanlar Manisa Akhisar'da bir araya geldi. CHP milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu tartışma yaratan yönetmeliği yırtarak başladı konuşmasına. Bu yönetmeliği, hukuksuz yönetmeliği biz şimdi burada yırtıyoruz. Zeytinliklerimizin maden sahası haline gelmesine, zeytinliklerimizin madenle kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz. Yapılan anayasal bir suçtur. Türk halkı da bu hukuksuzluğa karşı direnecektir. Temiz hava, temiz doğa istiyoruz, temiz yaşam istiyoruz. İnsanlar temizlik istiyor. Yeter artık ya, biz artık bıktık ya. Dün işgal ettiğiniz bu topraklara bugün gizli işgalle geliyorsunuz. Maden arayacağız diye bizim altın yumurtlayan tavuğumuzu kesiyorsunuz. Altın yumurtlayan tavuğumuza sahip çıkacak mıyız? İzmir'de oda, dernek, sendika ve çevre örgütlerinin yer aldığı 61 kuruluşta zeytinlikleri korumak için bir aradaydı. Gıda krizini yaşadığımız bu günlerde, gıda enflasyonunu yaşadığımız bu günlerde tarım alanlarımıza, zeytinlik alanlarımıza yapılan bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Asırlık zeytinliklerin belli şirketlerin kârı için taşınmaya çalışılması ya da şekilsel yeni zeytinlik dikilmesi taahhüdünün bilimsel hiçbir açıklaması yoktur. İstanbul Beşiktaş'ta da zeytinlikler için eylem vardı. Greenpeace'in çağrısıyla bir araya gelen grup basın açıklaması yaptı. Ormanlar, zeytinler, sermaye değiller. 3000 zeytin yetiştiricisinin olduğu Aydın Karacasu'da da protesto vardı. İyi Parti ilçe başkanı Ali Küpelioğlu zeytinlikleri yok edecek yönetmeliğe karşı olduklarını duyurdu. Enerji Bakanlığı çıkardığı bir yönetmelik zeytin alanlarında maden arama gibi bir yönetmelik çıktı. Biz buna karşı çıkıyoruz.